Dostlarım hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz inşallah parlak olsun. Bugünkü videomuz iklim serisinin ikinci konusudur sıcaklık. Bu konu arkadaşlarım her denemede aynı zamanda her sınavda bu YGS olur, LGS olur, TYT, AYT, polislik sınavları, KPSS, EKPSS hemen her sınavda karşılaştığınız bir konudur. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Buyurun başlayalım. Arkadaşlarım öncelikle iklim elemanları hakkında bilgi sahibi olalım. Yani bazen çıkabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir iklim elemanı değildir ya da iklim elemanlarını inceleyen veya araştıran veya ortaya koyan bir bilim dalı değildir şeklinde. Önce arkadaşlarım sıcaklık, nem ve yağış, basınç ve rüzgarları bilmemiz şart. Sıcaklık ölçen aletimizin adı termometre. Nem ölçen aletimizin adı higrometre. Yağışı ölçen alet pliviyometre, basınç barometre, rüzgarlar ise anemometre. Bunları da bir kenara yazın belki lazım olur. Arkadaşlar asıl konumuz sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerdir. Bu videomuzda bu faktörleri teker teker ele alacağız ve karşımıza çıkma ihtimalli soru şekillerini de göreceğiz inşallah. Öncelikle sıcaklığın dağılışında güneş en etken faktördür. Arkadaşlar bizim dünyamızın ısınmasında 3 önemli faktör etkilidir. Biri güneş, Diğeri yer altından gelen, mağmadan gelen enerji ve gezegenler. Bunlar içerisinde en etkilisi güneştir ve dünyanın güneşten aldığı enerji 2 milyarda 1'dir. Arkadaşlarım bu güneş olmasaydı dolayısıyla canlı yaşamında herhangi bir faaliyet göremeyecektir. En etkili olan faktör güneştir diyoruz ve detayını birazdan açıklayacağız. İkinci faktörümüz sıcaklığın dağılışında atmosfer. Atmosfer güneşten gelen ışınlara 3 önemli etki yapar. Öncelikle %100 olan güneşten gelen enerjinin %100'ünün de yeryüzüne ulaştığını zannetmeyin. Burada engellerimiz var. Difüzyon dağılmak demektir. Yani güneşten gelen ışınların yaklaşık %25'i dağılır. Bu dağılan ışınlardan %9'u tekrardan uzaya kaybolurken %16'sı yeryüzünde gölge yerlerin aydınlık olmasını sağlar. Albedo dediğimiz olay yansımadır. Güneşten gelen ışınların yansıması. Absorbe ise emilmedir. Yani güneşten gelen ışınların yaklaşık %15'i emilir. Yani güneş özellikle atmosferin üst kısmında %15'lik bir etkiye sahip. Asıl atmosferi ısıtan yerden yansıyan ışınlardır. Bu yüzden yükseldikçe her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık düşer. Yani bunun sebebini sorduklarında atmosferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığını söyleyebilirsiniz. Diğer bir faktörümüz güneş ışınlarının geliş açısı ki en önemli faktördür. Arkadaşlarım şekilden de anladığınız üzere güneş ışınları bir bölgeye ne kadar dik açıyla geliyorsa o kadar dar bir alanı aydınlatır ama çok ısıdır. Ne kadar eğik geliyorsa ki aklınıza kutuplar gelsin çok geniş bir alana aydınlatmasına rağmen sıcaklık azdır. Bunun sorusu. İşte kutup bölgeleri 6 ay güneşlenmesine rağmen neden sıcaklık azdır diye karşınıza gelir. Siz de güneş ışınlarının geliş açısının dar olduğunu ifade edebilirsiniz. <laughs> Diğer bir faktör bu güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen nedenler. Dünyamızın şekli, dünyanın günlük hareketleri, yıllık yani eksen eğikliği ve yeryüzü şekilleri. Teker teker bunlara değiniyoruz arkadaşlar. Öncelikle dünyanın şekli güneş ışınlarının geliş açısını etki eden en büyük faktördür. Dünyamızın şeklinden dolayı yani küresel şeklinden dolayı güneş ışınları ekvatora daha büyük açıyla gelirken kutuplara daha dar açıyla gelir. Bu etkiye biz enlem etkisi diyoruz ve bundan kaynaklı olarak atıyorum ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerleşme üst sınırı, tarım üst sınırı, ondan sonra orman üst sınırı ve kalıcı kar alt sınırı seviyesi alçalmaktadır. Buna bağlı olarak arkadaşlar sıcaklık da değişmektedir. Örneğin ekvatordan kutuplara doğru geniş yapraklılar, karışık yapraklılar, iğne yapraklılar şeklinde bitki örtüsü bile dağılış gösterebilmektedir. Hali hazırda topraklar da farklılaşabilmekte. Ekvatora yakın alan yerlerde çok yağış ve çok sıcaklıktan dolayı laterit toprakları gelişirken kutba yakınlaştıkça donmuş tundura diye tabir ettiğimiz topraklara rastlayabiliriz. Yani enlem etkisi aslında sıcaklığın en önemli faktörlerinden bir tanesidir. Ben karşınıza çıkma ihtimali olan bir soruyla devam etmek istiyorum. Türkiye'de birkaç yer ve sıcaklıklarını verdim. Onun üzerinde konuşacağız. Yalnız ülkemizde sıcaklığın üç şekilde düştüğünü bilin. Birincisi arkadaşlar, güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık düşer. Buna enlem etkisi diyoruz. Yani iki nokta arasında sıcaklık farkının sebebinin enlem olmasını istiyorsanız ekvatora yakın olan bir yerin, yani ülkemizde güneydeki bir mekanın kuzeydekine göre daha sıcak olması gerekecek. Artı aynı enlemde yer alan noktaların sıcaklığının da aynı olması gerekecek. Bu ikisinin haricindekiler enleme kesinlikle terstir. İkinci Türkiye'de sıcaklığın azalışına sebep yükseltidir. Özellikle batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır, sebebi de yükseltidir. Üçüncü olarak kıyıdan iç kısımlara geçildikçe sıcaklık azalır. Bunun sebebi de denizellik, karasallıktır. Yani iki nokta arasındaki sıcaklık farkının sebebinin denizellik, karasallık olabilmesi için noktalardan bir tanesi kıyıda bir tanesi içeride olacak. Yani her ikisi de içeride. Ya da her ikisi de kıyıda olursa asla denizellik ya da karasallık diyemezsiniz. Şimdi bunların üstüne ben Türkiye'de şu işaretlediğim yerleri size sonra sonra bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Mesela Mersin ile Sinop arasındaki sıcaklık farkının sebebi nedir dedim. Burada her ikisinin de kıyıda olduğunu gördüğüm için, her ikisinin de yükseltisinin eşit olduğunu yani 0 metre olduğunu bildiğim için buradaki sıcaklık farkının temel sebebinin sadece enlem olduğunu söylersiniz. Çanakkale Mersin için de durum aynıdır. Çanakkale Sinop için de durum aynıdır. Şimdi farklı iki yer verelim. Malatya ile Mersin olsun. Mersin 22 derece, Malatya 18 derece. İkisi arasındaki sıcaklık farkının sebebi Burada enlem diyebiliyorsunuz. Çünkü Mersin 22 derece. En azından ekvatora yakın olduğu için daha sıcak. Artı denizellik karasallık diyorsunuz. Zaten denizelli karasallık diyorsanız yükseltiyi her halükarda söylersiniz. Yani üçü de etkili. Bana sınavda hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının sebebi hem enlem hem denizellik karasallık hem de yükselti dediğinde bunu söyleyebiliriz. Sadece bu ikisi mi? Hayır. Mersin ağrı içinde aynı durum söz konusudur. Mersin, Konya için de aynı durum söz konusudur. Farklı iki yer verelim. Konya ile Malatya arasındaki sıcaklık farkının sebebi nedir? Şimdi her ikisi de içeride olduğu için denizellik karasallık diyemiyoruz. Bu bir. İki, her ikisi de hemen hemen aynı enlemde olduğu için enlemde diyemiyoruz. Çünkü enleme ters olduğunu görüyorum. O zaman ne olacak? Tek bir sebep kaldı yükselti olacak. Aynı durum Çanakkale ağrı içinde söz konusu olabilir. Nasıl? Hemen bakalım. Çanakkale ile Ağrı hemen hemen aynı enlemde olduğu için enleme ters diyoruz arkadaşlar. Eğer ikisinin de sıcaklığı aynı olsaydı enlem diyebilirdim. Ama farklı olduğu için bunun sebebinin denizellik karasallık ya da yükselti olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama enlem diyemezsiniz. Enleme ters bir durumdur. Mesela Sinop ile Ağrı enleme ters. Neden? E, ağrı ekvatora daha yakın olmasına rağmen daha soğuk. Ne demiştik en başta? Ekvatora yakın olanın daha sıcak olması gerekir enlem olabilmesi için demiştik. Şimdi burada enleme ters olan birkaç nokta var. Onları gördünüz mü acaba? Birincisi Sinop Ağrı enleme terstir. Başka Çanakkale Ağrı enleme terstir. Başka Konya Malatya enleme terstir çünkü her ikisi de aynı enlemde. Artı bir tane daha kaldı. O da Çanakkale Malatya. Bakın her ikisi de farklı enlemlerde olmasına rağmen sıcaklıkları aynı. Çok garip bir durum. Bu da enleme ters olduğunu bana ifade ediyor. Burada size yazdım hangilerinin enleme ters olduğunu. Ekran görüntüsü alıp bir de siz incelerseniz çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Devam edelim. Dünyanın günlük hareketinin sıcaklığın dağılışına etkisi nasıl? Grafikte bir mavi bir de kesik kesik kırmızı çizgiler görüyorsunuz. Mavi olan güneşlenme sürüsüdür. Yani gün içerisinde güneşlenme süresinin en fazla olduğu saat 12'dir. Bunu buradan görebiliyoruz. Kırmızı olan ise gün içindeki sıcaklıktır. Yani güneşlenme süresi en fazla saat 12'de olmasına rağmen sıcaklık günün 12'den sonraki bir saatinde. Yani saat 14 gibi. Bunun temel sebebi ısı birikimidir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Sabah güneş doğuyor. Akşama kadar belli bir ufuk çizgisinde gezip akşamda batıyor. Günün en sıcak anı saat 14 ise günün en soğuk anı ne zamandır? Sabah güneş doğmadan hemen önceki vakittir. Yani onun sebebi ise ısı kaybıdır. Mesela arkadaşlar bir kişi gün içerisinde iki kez aynı açıyla alabilir. Yani güneş doğduktan öğlene kadar geçecek bir süre içerisinde aldığı açıyla öğlenden akşam batıncaya kadar ki zaman aralığında da aynı açıyı alabilir. Söyleyin bakalım neden aynı derecede ısınmaz? Çünkü biri gündüzden çıkmıştır, diğeri geceden çıkmıştır. Bu yüzden sıcaklık aynı olmayacaktır. Yandaki şeklimize baktığımızda dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği de sıcaklığın dağılışına etki eder. Çünkü eksenimizin eğik olması farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimin yaşanmasına sebep olur. Kuzey Yarımküre'de Haziran, Temmuz, Ağustos ayları daha sıcak iken Güney Yarımküre'de ise Aralık, Ocak ve Şubat ayları daha sıcaktır. Ve ufkun üstündeki güneşin görüntüsüne dikkat ettiğinizde güneş ufkun ne kadar üstündeyse size o kadar yakındır anlamına gelir. Bu grafiğe göre güneşin en üst seviyede 73 derece açıyla geldiği tarih 21 Haziran'dır. En alttaki kısım ise 21 Aralık olarak karşımıza çıkar. Bir de şöyle bir şey sorayım ben size. Ee, 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik vurur ve bu iki tarihte de Türkiye aynı açıyla alır. Neden aynı derecede ısınmaz? Biraz önce size günlük hareketlerde bahsettiğim gibi biri geceden biri gündüzden çıkıyor demiştim. Burada da aynı düşünceyi kullanabiliriz. Biri yazdan çıktığı için, diğeri kıştan çıktığı için aynı açıyla alsa dahi aynı sıcaklık değerine ulaşmayız. Yer yüzü şekillerine bakalım. Sıcaklığın dağılışında nasıl bir etki yapıyormuş? Dağların güneş gören yamacına bakı diyoruz. Görmeyen yamacına ise dulda diyoruz. O zaman dağın güneş gören yamacı daha sıcak olacaktır. Yan tarafta bu dağın güneş gören yamacının üstünlüklerini yazdık. Güneş ışınlarının düşme açısı daha büyüktür. Güneşlenme süresi daha fazladır. Isı birikimi daha fazla, sıcaklık daha fazla, karlar daha önce erir. E karların önce erimesi sel ve taşkın riskini de arttıracaktır. Tarım ürünleri daha kısa sürede olgunlaşır. Kalıcı kar sınırı, tarım üst sınırı ve orman üst sınırı daha yüksektir. arkadaşlarım, Türkiye'yi düşündüğünüz zaman, Türkiye'deki dağların hepsinin de bakı yönü güneydir. Çünkü Türkiye dönencelerin dışındadır. Yani bu matematik konumdan kaynaklanır. Ama zannetmeyin ki Türkiye'deki bütün dağların güneyi bakı diye yani güneş görüyor diye daha sıcaktır. Hayır. Karadeniz kıyısındaki dağların kuzey yamacı deniz gördüğü için bu durumu bozarlar. Kaldı ki biz buna özel konumdan dolayı diyoruz. Bir daha tekrarlıyorum daha iyi anlamanız için. Türkiye'deki bütün dağların bakı yamacı güneydir. Çünkü Türkiye dönencelerin dışındadır. Dağlarımızın sadece bir yamacı güneş görür. Ama diyorum ki bütün dağların güneyi güneş görüyor diye sıcak zannetmeyin. Özellikle Karadeniz bölgesindeki dağların Karadeniz'e bakan kuzey yamaçlarının daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Bu da özel konumdan kaynaklı olarak deniz gören yamaçla ilgilidir diyoruz. Yükselti arttıkça arkadaşlar her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık düşer. Mesela 0 metrede artı 12 derece olan sıcaklık 2000 metreye çıktığında her 200 metrede 1 derece sıcaklık azaldığı için artı 2 dereceye düşecektir. Tekrardan aşağı doğru indiğimizde tekrardan sıcaklık yükselecek. Örneğin 200 metreye kadar geldiğimizde sıcaklık artı 11 santigrat derece olacaktır. Bunun temel nedeni neydi? Biraz önce de söyledim atmosferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıydı. Bu arada bu her 200 metrede 1 santigrat derecelik sıcaklığın azalışı sadece atmosfer katmanlarından troposferde gerçekleşen bir durumdur. Başka hiçbir katmanda böyle bir durumu göremezsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güneşlenme süresi tabii ki etkilidir sıcaklığın dağılımında ama güneşlenme süresi mevsime, bakıya, enleme ve bulutluluk oranına bağlıdır. Açıklayayım. Mevsime nasıl bağlıdır? Mesela yaz mevsiminde daha çok güneşlenirken kış mevsiminde güneşlenme süremiz azalır. Bakıya nasıl bağlıdır? Bir dakika daha olmadı önce anlattık. Dağların güneş gören yamacının görmeyen yamacından daha çok güneşlendiğini söyledik. Enleme bağlıdır. Alçak enlemler dediğimiz kısım ekvatora yakın olan yerlerdir. Buralar daha çok güneşlenirken yüksek enlemler diye tabir ettiğimiz kutba yakın olan yerlerin güneşlenmesi biraz daha dardır. Yani demek istiyorum ki hocam diyeceksiniz ki 6 ay güneş görüyor hani fazlaydı. O 6 ay güneş görüyor ama sıcaklık değeri düşük arkadaşlar. Bu da güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalı olduğunu söyledik. Bulutluluk Örneğin Karadeniz'i düşünelim. Karadeniz'de bulutluluk oranı çok fazla. Hatta Türkiye'de bulutluluk oranı en fazla olan iklim Karadeniz iklimi olarak bilinir. E bulutluluğun fazla olması güneşten gelen ışınları da engellediği için bulutluluk fazlaysa güneşlenme süresi düşüktür. Kaldı ki Türkiye'nin güneşlenme süresi en fazla olan bölgesi Güneydoğu Anadolu, en düşük olan bölgesi de Karadeniz bölgesidir. Nemli olan bir yer çok ısınmaz, çok da soğumaz. Bu da sıcaklık farkının az olması anlamına gelir. Yani nemlilik sıcaklığın dağılışında temel faktörlerden bir tanesidir. Bu yüzden denize yakın olan mekanlarda sıcaklık farkı az olacaktır. Yani çok ısınıp çok soğumayacaktır. Ama denizden uzaklaştıkça sıcaklık farkı artacak. Bu da beraberinde fiziksel yani mekanik çözülmeyi getirecektir arkadaşlar. Kara ve denizlerin dağılışının da sıcaklık dağılımı üzerine etkisi yüksektir. Bunun temel sebebi yine nem diyebilirsiniz. Denizler daha nemlidir. Bu yüzden geç ısınır, geç soğur. Karalar ise daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Konya ile Antalya'yı ele alalım isterseniz. Konya'nın en sıcak olduğu ayı bana söyleyin bakayım. Aklımıza hangi aylar geliyor? Haziran, Temmuz, Ağustos. Dolayısıyla ben Konya için Haziran'ı söylemiyorum. Daha yeni yeni ısınmaya başlıyor. O yüzden ondan sonraki ayı söyleyebilirim. Temmuz'u söyleyebilirim. Ama Antalya için Temmuz diyemem. Çünkü Antalya deniz kenarında olduğu için daha geç ısınacaktır. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'tan Konya için Temmuz, Antalya için Ağustos ayında daha çok ısınır diyeceksiniz arkadaşlar. Bu kara ve denizlerin ısınma özellikleriyle alakalı. Bunun sebebi nedir derlerse. Karalar hareketsiz, denizler hareketlidir. Takdir edersiniz ki hareketsiz bir yüzey daha çabuk ısınacaktır hareketli yüzeye göre. İkinci sebebi karalar mat, denizler saydamdır. Güneş ışını denizlerde 200 metreye kadar geçebilir. Ama karalarda böyle bir durum söz konusu değildir. Düşünün bakalım 200 metrelik bir kalınlığı ısıtmak mı daha kolaydır yoksa sadece yüzeydeki 1-2 santimlik yere mi? E tabii ki denizler bu anlamda daha geç ısınacaktır. Üçüncü sebebimiz de nemlilik. Nemli olan bir yer geç ısınır, geç soğur Nemsiz olan bir yer, kurak olan bir yer daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Arkadaşlar, diğer bir önemli konumuz okyanus akıntıları. Yani okyanus akıntıları sıcaklığın dağılışında bir etkiye sahip. Nasıl? Sıcak bir akıntıyla temas halinde olan ülkeler daha iklimi ılıman ve nemli olurken, soğuk akıntıya temas eden ülkeler ise daha kurak oluyor. Yani kuraklıktan kastım hem soğuk hem de çöl bölgesi olabiliyor. Hocam nasıl? Yani bir çöl bölgesi nasıl olabilir? Arkadaşlar soğuk bir akıntı etkilediği zaman bir kıyıyı oradaki havayı ağırlaştırır, yükseltmez. Dolayısıyla yere doğru çökertir. Yükselemeyen havada yağış bırakamayacağı için orası çöl olur. En güzel örneğimiz Kanarya akıntısının büyük sahranın oluşmasında etkili olması. Aynı şekilde Güneybatı Avustralya akıntısının Avustralya'daki Büyük Kum, Küçük Kum, Victoria, Gibson, Simpson gibi çöllerin oluşmasına ya da Humboldt Soğuk Su akıntısının yine Kalahari ve Nabip çöllerinin oluşmasında etkili olduğu gibi. Sizden ricam şu akıntılara iyice bir bakın. Bundan sonraki slide sizin denemeniz olacak. Akıntılarla alakalı denemeniz. Ona geçmeden önce hemen şöyle bir açıklama daha yapayım. Kuzey yarımkürede bir kıtanın aynı enlemde iki yarısının hatta biri sıcak diğeri soğuk akıntıya temas halinde ise sıcaklıklarının farklı oluş nedeni nedir derlerse okyanus akıntısı deyin. Aynı şey güney yarımkürede bir kıtanın aynı enlemdeki iki deniz kenarı da yine aynı şekilde okyanus akıntısı diyebilirsiniz sıcaklıklarının farklı olma nedeni. Ama biri kuzey diğeri güney yarımkürede biri sıcak, diğeri soğuk okyanus akıntısından etkilense dahi sakın sıcaklıklarının farklı olma nedeninin okyanus akıntısı olduğunu söylemeyin. Bu sefer eksen eğikliği devreye girecektir. Yani bu okyanus akıntısı diyebilmeniz için iki noktanın da aynı yarım kürede olma şartı var arkadaşlarım. Farklı yarım kürelerdeki sıcaklık farkının sebebini kesinlikle eksen eğikliğine bağlamanızı tavsiye ederim. Şimdi benim işaretlediğim okyanus akıntısının ismini istiyorum. Bu soğuk bir akıntı. Güney Amerika'nın batı kıyısında etkili, özellikle Şili kıyılarında. Bunun adı Peru ya da diğer adıyla Humboldt soğuk su akıntısı. Yine Afrika'nın batı sahillerini etkileyen Bengal ya da Benguela soğuk su akıntısı. Avustralya'nın güneybatı kıyısında etkili olan aynı ismi alan Güneybatı Avustralya akıntısı. Devam ediyorum. Kuzey Amerika'nın doğusundan Grönland tarafından kaynaklanıp Kuzey Amerika'nın doğu kıyısını etkisi altına alan Labrador soğuk akıntısı. Aynı şekilde Kuzey Amerika'nın batı kıyısında Kaliforniya körkesi tarafından da etkili olan Kaliforniya soğuk akıntısı. Japonya'nın kuzeyinden gelip Japonya kıyılarında etkili olan o yaşıyor, yaşayan bir akıntı diye de aklınızda kalabilir soğuk akıntısı. Aynı şekilde Golf Stream'den kopup Kuzey Afrika'nın batı kıyısında etkili olan ve Sahra Çölü'nün oluşmasında en etkili bir akıntı olan Kanarya soğuk su akıntısı. Bunlar soğuk su akıntılar arkadaşlar. Hiçbir şey bilmesek dahi ok yönünden akıntının soğuk mu sıcak mı olduğunu anlayabiliriz. Ekvatora doğru gidiyorsa soğuk su akıntısı. Gelelim sıcak akıntılara. Kuzey Amerika'nın batısında etkili olup Alaska kıyılarına kadar giden ismi de aynı olan Alaska sıcak su akıntısı. Güney Amerika'nın doğusunda Brezilya kıyılarında etkili olan aynı ismi alan Brezilya sıcak su akıntısı, Meksika körfezinden kaynaklanıp Kuzey Avrupa'da Kuzey Batı Avrupa kıyılarına kadar etkili olan Gulf Stream sıcak su akıntısı, Japonya önlerinde Oyashio soğuk su akıntısıyla karşılaşan Kuroshio soğuk su, yani sıcak su akıntısı, yine Avustralya'nın doğu kıyılarında etkili olan Doğu Avustralya sıcak su akıntısı ve Afrika'nın doğu sahillerinde etkili olan Madagaskar adasının ortasından geçen Madagaskar ya da Agulhas sıcak su akıntısı bizim bilmemiz gereken akıntılar içerisinde arkadaşlarım inşallah işinize yarar. Gelelim rüzgarlara. Rüzgarlar sıcak bir bölgeden kaynaklandıysa gittiği yerlerde sıcaklığı arttırır. Örneğin ekvatordan kaynaklanan bir rüzgar gittiği yerlerde sıcaklığı arttırırken ekvatora doğru olan bir rüzgar gittiği yerde sıcaklığı düşürecektir. Bir bölgenin matematik konumu bunun üzerinde etkilidir. Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırmaktadır. Ülkemizin kuzey batısından Karayel, kuzeyinden Yıldız, kuzey doğusundan Poyraz etkiliyken Doğusunda gün doğusu, batısında gün batısı. Bunlar arkadaşlar gün batısıyla gün doğusu sıcaklık üzerinde pek bir etkiye sahip değiller. Çünkü aynı enlem üzerinde etkili oldukları için güneyden ya da kuzeyden geldiğini söyleyemiyoruz. Aynı şekilde Türkiye'nin güney batısında Lodos, güneyinden Kıble ve güney doğusundan da Samyeri etkilemektedir. Diğer adı kişişlemedir. Bu üç rüzgarda Türkiye'nin sıcaklığını arttırmaktadır. Çünkü ekvator tarafından gelmektedir. Şimdi şöyle bir deneme yapalım sizinle. Burada birkaç ok verdik ve bununla alakalı sizlere sorular sorduk. Teker teker cevaplamanızı istiyorum. Önce ekranı durdurun, kendiniz cevaplayın. Sonra bizim cevapladığımızı inşallah bakar. Yanlışlarımız varsa görürüz. A, B, F ve H harflerinin bulunduğu yerde hangi rüzgarlar etkilidir? Şöyle bir iki saniye bekleyeyim, düşünün. Hatta ekranı durdurun. Ondan sonra ben açıklayayım. Evet arkadaşlar açıklıyorum. A rüzgarı Karayel, B Lodos, H Samyeli, F de Poyraz. Şimdi belki biraz garip geldi size ama burada ÖSYM'nin yaptığı çok büyük bir hamle var. Size yerini ezberletiyor ama okun yönünü sınavda farklı verebiliyor. Mesela Karayel tamam, sıkıntı yok. Ama Lodos olan yerde Poyraz dediğinizi duyar gibiyim. Belki diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Dikkat edin okun yönü o tarafa doğru. Yani biraz önce size göstermiş olduğum ok yönlerine çok dikkat edin. Lodos tarafından gelen bir oku Doğu Karadeniz kıyısına koymuş. Sen zannediyorsun ki oradan Poyraz esecek. Ama burada yerden ziyade ok yönleri çok etkilidir. Hangileri estiği yerde sıcaklığı pek etkilemez. Biraz önce de söyledim. Ülkemizin doğusundan ve batısından esen rüzgarlar SD'yi yerde sıcaklığı arttıranlar hangileridir? Dikkat edin ok yönlerine kuzeye doğru gitmesi lazım. Arttıranlar dediği için burada C yani kıble olarak bildiğimiz B Lodos olarak biliyoruz. Yine H var samyeli olarak biliyoruz. SD'yi yerde sıcaklığı azaltanlar hangileridir? Karayel ve Poyraz. Bakın ok yönlerine. Soba zehirlenmesine neden olan hangisidir diye soruyor çünkü ÖSYM. Burada cevabımız Lodos olacak. Etki alanı Türkiye'de en geniş olan rüzgarda Poyraz olacak arkadaşlarım. Umarım işinize yarar. Son olarak izoterm haritaları ile ilgili bilgi verip konumuzu bitiriyoruz. İzo eş term sıcaklık demektir. Yani sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir. Burada önemli olan nokta şudur. Gerçek izoterm haritası mı karşınıza çıktı sınavda yoksa indirgenmiş izoterm haritası mı? Arasındaki fark şu. Gerçek izoterm haritalarında sıcaklığın dağılışında her şey etkilidir. İçerisinde yükselti, denizelli, karasallık, enlem, etkilendiği rüzgarlar, basınçlar her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama indirgenmiş yazıyorsa kesinlikle altını çizin bu haritalar yükselti yok kabul edilerek çizilen haritalardır. Bu anlamda oradaki bir sıcaklığın düşük olma nedeni asla yükselti olamaz arkadaşlar. Diğer faktörler olabilir. Mesela karşımızda Türkiye'nin gerçek sıcaklık dağılışı var. Genellikle kıyılarımızın daha sıcak olduğu, iç kısma ve yüksek yerlere doğru gidildikçe sıcaklığın düştüğünü görüyorsunuz. Ben burada Erzurum Kars bölümünde neden sıcaklık düşük denildiğinde yükselti diyebiliyorum. Çünkü gerçek izoterm haritası ama şöyle bir indirgenmiş izoterm haritasıdır diye soru gelse ve Türkiye'nin en soğuk yerinin işte Erzurum, Kars ve Karadeniz kıyıları olduğunun sebebi nedir derse asla burada yükselti demiyoruz. Enlemi alın veya Sibirya'dan etkilendiği basıncı alın. Güney Anadolu bölgesinin yaz aylarında çok sıcak olmasının sebebi enlem alın yükseltiye asla almıyorsunuz arkadaşlar. Güneyden gelen çöl rüzgarları diyebiliyorsunuz. Türkiye'de yine indirgenmiş Ocak ayı izoterm haritasına baktığınız zaman en soğuk yerlerin Erzurum Kars olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir derlerse yine ne yapmıyoruz? Yükselti demiyoruz. E cevap ne hocam? Ennem diyebilirsiniz çünkü kuzeye doğru artı Sibirya'dan gelen soğuk hava kütlesi diyebilirsiniz. Karasallığın şiddeti diyebilirsiniz ama asla yükselti demiyoruz. Bu arada kış aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri ise Akdeniz kıyılarıdır. Bu da Türkiye'nin yıllık sıcaklık farkı dağılışı. Sıcaklık farkı daha önceden de bahsettim. Özellikle nemlilik ile alakalıdır. Kıyılarımız nemli olduğu için çok ısınıp çok soğumadığı için sıcaklık farkı az iken iç kısma hatta yüksek yerlere doğru çıkıldıkça Türkiye'de yıllık sıcaklık farkı da artmaktadır. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim dünyada da bu böyledir. Sert karasal iklimdir ve ülkemizde sert karasal iklim Erzurum, Kars platolarında yoğunluktadır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarar. Bundan sonraki konu başlığımız ise basınç olacaktır. Ama önce sıcaklıkla ilgili soruların bir denemesini hazırlayalım. Bir öyle sizi bir deneyelim. Daha sonra tekrardan basıncı anlatır. Sonra onun denemesiyle devam ederiz. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazarsanız makbule geçer. Tanıdığınız, bildiğiniz kişilere kendi hesabınızdan da paylaşırsanız kanalımız için teşekkür etmiş oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. <clears> ¡Atléctalo! <throat>